Demiş ki Fahriye Ecem Burak Özçivit'e meyve bıçağı ile meyve uzatıyor mu? Demiş. Tabii ki. Yani öyle yani evlilik öyle bir şey değil mi yani öyle? Yani öyle bir şey abi tabii. Evet. Yani. Nasıl gidiyor her şey? Güzel, her şey yolunda. Keyifli gidiyor. Adım kadarıyla bakışlarından bu konu hakkında konuşmak istemediğini. Yok hayır ha? Yani. Merak ettiğin ne için... diyeyim abi daha yani. Böyle meyveler uzatılıyor, yeniyor. Öyle yani normal bir... Abi, herkes ne yapıyorsun? Aynısı yani. Burak Özçivit de bizler gibi telefonuna koruyucu cam jelatini takıyor mu demiş. Rıdvan Öztürk. Tabii ki. Takıyorsunuz. Sizler takar mısınız? Ben takmam. Yok bende yok. Utanılacak bir şey değil mi? Murat böyle bir zaman takabilirsin yani. Yok abi. Acayip tava nedir yani öyle? Yok ben takmam. Hayatta da takmıyorum. Murat Boz ne güzel sesin var deyip kendi kendine hiç şarkı kendine şarkı söylemiş mi? O neymiş ya? Niye ben evde acayip kendi kendime espri yapıp gülüyorum mesela. Deli gibi gülüyorum yani. Yok öyle bir şeyim yok. Söyler misin evde şarkı falan? Söylerim de yani ulan ne güzel sesin falan demem yani. Peki konuklara bir sorum yok ama Beyaz'a var. Yıllardır beklediğim kişi belki de benimdir. Benimle evlenir misin? Demiş. Evet. İsimsiz mi? Efendim? İsimsiz mi? İsimli. Eyvah. İsimli. Böyle bir günde bana böyle bir teklifin gelmiş olması. Şaşırdım. Sabah kalktıklarında standart olarak yakışıklı olarak mı kalkıyorlar yoksa bir düzeltme, bir toplama yapıyorlar mı? Demiş. Hüseyin Büyükdere. Ünlü olduk, ünlü oldular da ne oldu? Ha? Ne oldu? Demiş. Bayağı sinirli yazmış yani. Bak. Ünlü oldular da ne oldu? Altında da büyük harflerle ha ne oldu? Her sabah Fahriye'yi yanı başında görmek nasıl bir duygu? Burak Cemre sormuş. Güzel soru. Güzel soru. Anlat. Hadi bakalım anlat. Abi şimdi yani ne diyeyim? Tek ya bir şey söyleyeyim ki, o zaman. Yani tarifsiz güzel. Daha anlatayım mı? Anlat. Hala doymuyor. Bana yani. Kalırsa anlat. Ya. Bunlar hep acayip rating bunlar yani. Hani. Abi. Burak Özçivit ergenliğinden sonra ne kullandı da bu hale geldi? Evet. Bunu anlatmasan da olur. Ünlülerin de bir o herhangi bir ortamda karınları sesli gurul. Gurul diyor mu Memduh Cankaya? Daha beter oluyor ya. Ne oluyor daha beter ne oluyor ya? Daha beter ne olur? Hayır öyle bir şey değil. Şimdi sizin normal bir ortamda karnınız guruldadığı zaman yani duyan duyuyor, duymayan duymuyor ya. Film sırasında guruldadığı zaman kayda giriyor. Bizde öyle bir sıkıntı var abi. Bayağı zorlayıştınız diye bir ses geliyor. Mesela, ve onu herkes duyuyor. Ben ünlü olduktan sonra hiç guruldamadım. Çok enteresandır. Ünlüyüm böyle şeyleri var. Zaten mesela ben... anında guruldamam gitti benim. Hayır, ben de ünlü olduktan sonra tuvalete çıkmamaya başladım. Işte. Yapmaya başladım. Tuvalete çıkmıyorum. Tabii onlar senin guruldar mı? Ama kızlara sormayalım. Hadi böyle bir şeyi kızlara. Veya sana soralım ya. Sen hak ettin bunu. Ha? Arkadaş gurulduyor tabii. Guruldamaz olur mu ya? Bunlar hele kilo vermek baksana almamak için açlar. Hepsi aç bunlar. Burak Özçivit'e kız arkadaşım sana aşık yaptığın şey ayıp değil mi? Demiş. Ne yapmışım abi? Murat Boz hiç kürdan bulamayınca tırnağını kürdan gibi kullanmış mı? Evet. Onda her şey var ya o hiç Murat tırnağı kuruluyor mide kuruldu ya kulak her şeyi biliyor. Abi, herkes ünlü... yapmıştır ya ben de yaptım işte. Burak Özçivit kaşıkla yemek yerken bıyıkları kaşığı sıyırmaya yardımcı oluyor mu? Evet eskiden öyleydi. Kim dediyse haklı yani. Böyle şeylerin merak edilmesi ne kadar yani. Ne kadar acayip. Murat Boz kaç yaşında ana onu geçelim evet. Ne o? Geçirdim ben. Yok bir şey. Buna cevap verme zaten yani. Aynen, ne ben okuyayım ne sen.